Değerli Tokat TV izleyicileri, bugün merkeze bağlı Çat Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Altın ile birlikteyiz. Başkanım, 2022 yılında yaptığınız çalışmalar hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Alabiliriz. Bu arada Tokat TV olarak hoş geldiniz. Ben Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun. Zaten ben seçileli yaklaşık 2 yıl oldu. 2020'nin 12. ayı 15'inde seçildim. Rahmetli Çat Belediye Başkanı Mustafa Coşar vardı rahmetli olunca. Ben encümenlikten seçildik, başkan olduk. Arkadaşlar öyle tercih etti, sağ olsunlar. Yaklaşık 2 yıl oldu ben seçileli. 2 yıldır işte at yapısında içme suyu, kanalizasyonu, parkesi, duvar çalışmalarında son 2 yıldır son sıra çalışıyoruz. Yaklaşık en az 3 kilometre kadar duvar yaptık. Taş duvar, hem yol açıyoruz. Bizim burası işte kırsal bölge olduğu için kayalık bölgeler. Kayalık bölgelerin kırıcılardan kırıp yollarımızı açmaya çabalıyoruz. Bizim Çat zor bir yer. Kırsal olduğundan dolayı. Yaklaşık 20 bin metre parke yaptık. Burada 9 kilometre kadar içme suyu kanalizasyon çalışmalarımız oldu. Ondan sonra bu çevre yolu, Akören Çat arasında yolumuz yoktu. Yaklaşık 6 kilometre çevre yolu yaptık, bağladık. Buradan Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne de teşekkür ederim. Düzenini aldık. Güzel bir çalışma oldu. Yollarımıza, yaylaların yollarını hep bağlamış olduk. Ondan sonra Allah izin verirse 16 derslik ilkokulumuza başladık. Hızla müteahhidimiz başladı, çalışıyor. Burada en önemlisi de camimizdi. Rahmetli başkanımızın da bir camide çok bir şeyi vardı. Yapalım. Allah'tan nasip olmadı. Her şey Cenab-ı Allah nasip edecek bir şeyi. Camimizi yıktık. Çat kasabası halkının desteğiyle İzmir'i, Tokat olsun, İstanbul'u, Çatlılar hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm desteklerine camimizi şu an 2 ay içinde bitirmeyi yapıyoruz. Bitmek üzere inşallah. Çok iyi gidiyor camimiz inşaatı da. Müteahhide vermiştik camiyi. Müteahhit üzerinde yaptırıyoruz. İhale yaptık. Müteahhit üzerinde camimiz yapılıyor şu an. 2 ay içinde de tahminim bitecek inşallah. Sözleşmemiz öyleydi. Çok güzel gidiyor. Bizim buralar işte kırsal bölge olduğunda burada çalışmamızda biraz zor oluyor yani. Şimdi arazi doğallar çok zor. İnşallah 2023'e de hayırlara vesile olur. Bu arada yeni yılımızı da kutlarız. İnşallah 2023'te çok hayırlı olacak. En büyük dileğim de 2023'te köyün imar açmak. Ormanla yaklaşık kasabaya giriş sağ sol bölgelerini imar açmaya çabalıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'nden de geldi komisyon arkadaşlar sağ olsun. İyi gidiyor ama yazımız gelmedi. Yazımızı bekliyoruz. O da gelirse inşallah oraya da imar açarsak AFAD'dan işte burada dere içi olduğuna AFAD tehlikesimiz çok yüksek. Yaklaşık üstünde en az 10 kilometre büyük vadiler var. Her an bir sel gelirse büyük bir sıkıntı var burada. En büyük dileğim de o yani. Onu kasabanın işte kenarlara çekip şöyle ormanla yeri alıp orada kasabamızı yerleştirirsek çok güzel olacak. Tüm umudum da o yani. Teşekkür ederiz. 2023 yılındaki projeleriniz hakkında böyle kısaca bilgi alabilir miyiz? 2023'te de işte inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızı da Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Sonsuz desteklerinin yanındayız. 2023 bu işte ormandan kalan o projemizi açtırabilirsek tahminim 2023'ten de yetişir. Öyle umudum öyle. Siyasi başlıyor. Buralarda ama parkemizde, at yapımızda 2023'te de aynı devam edeceğiz. Okulumuz zaten 2023'te biter. Okulumuz 2023'te biter. Belli başlı öyle anaokulunu bekliyoruz. Anaokuluna şimdi yer verdik. 2023'te inşallah anaokulu da yapılır. Burada Çat'ta okul sıkıntımız kalmıyor. Camimizi yapmış oluyoruz. Parkelerimizi yapmış oluyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığını da kazanmış olacağız 2023'te. Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu arada da siz de yine tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki son olarak son sözlerinizi alalım. Son sözlerim
Tokat TV olarak da size yine teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Bizim kasabamız işte kırsal bölge. Doğa zorluğumuz çok. Sonuçta çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çatlılara camiye verdikleri destekleri için tüm Çatlı hemşerilerime de burada sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine Allah'a ısmarladık diyorum. Peki, çok teşekkür ederiz biz de. Tokat TV ekranından bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.